Kadına şiddet olayları bitmek, tükenmek bilmiyor. Kadın cinayetleri maalesef son zamanlarda, işte biraz evvelde seyrettiğiniz haberlerde. E, kadına şiddet olaylarını sunmadığımız günleri istiyoruz ama maalesef e, her geçen gün biraz daha artıyor. Peki nereye gidiyor? Bunda e, neyin etkisi var kadına şiddet olaylarında? E, toplumdaki bu imparatorların nedenleri arasında neler var? E, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Karhanda konuşalım bu önemli olayın detaylarını. E, Nevzat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye tabii her gün e, bu şiddet olaylarıyla adeta sarsılıyor. Samsun'da e, pazar akşamı o gördüğümüz e, dehşete düşüren olay e, ve e, onun sonrasında izlediğimiz yine kadına şiddet olayları neticesinde ölen bir kadın. Ee, şiddet olaylarının artması azalmaması neyi gösteriyor bugünlerde? Tabii bu şiddet olayları bu pandemi döneminde istatistik olarak arttı. Hatta Şubat rakamlarını e, vermekten istatistikleri e, bu e, hukukçu dernekleri korktular, kaçındılar Şubat ayında. Şubat ayında bir ciddi bir pik yaptı çocuk aile içi şiddet. Evet. Yani bunun e, bu düşündürücü bir şey ve il, bizim Türkiye'de eee OECD'nin 2019 raporu var. 2019 raporunda dünyada OECD ülkeleri arasındaki şiddet sıralamasında yani bir insan e, hayatı boyunca şiddete maruz kalıyor. Kadınlara yönelik şiddeti bir kadın 100 kadından Türkiye'de 38'in şiddete maruz kaldığını söylüyor. Bu ABD'de %37, Yeni Zelanda'da %34. OECD ülkeler arasında en yüksek Türkiye'de. Bu bizim için çok yüz kızartıcı bir durum Türkiye olarak. Evet. Ve bu, bu, bu en son en son yapılan araştırmada evet. Türkiye'de 100 kadından ne dediniz hocam? Yani 100 kadından 30, 30 39 39 şiddete... kadın şiddete uğruyor. Evet, şiddeti. 100 kadından 39'u hayatı boyunca bir defa şiddete uğramış. Yakın bir eşi birlikte yaşadığı kişi tarafından, bir yakını tarafından. Bu, bu ciddi, ciddi bir toplum, evet. Türk ve o bölge ülkende en öndeyiz. Yani bu çok utandırıcı bir şey. Bunu hak etmiyoruz bunu. Yani burada bunun kök nedenlerini araştırmak, sebeplerini iyice analiz edip buna göre hareket etmek gerekiyor. Yani şu anda genellikle uygulanan yöntemler sonuçlara yönelik yöntemler. sebeplere yönelik çözümler araştırılması gerekiyor. sebeplerinin yani bizim biz kendimiz çapında yaptığımız araştırmalarda e, bireysel sebepleri var, sosyal sebepleri var, kültürel sebepleri var, yönetimsel sebepleri var. Bütün bunların hepsinin e, bak şu anda görülen biraz önce gösterdiğiniz alkollü kişi alkollü evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Evet. Samsun olayını evet. konuşalım. Yani oradan yola çıkarak o ve ona benzer birçok şiddet olayı var ama e, insanların hafızasında kalan en son olay e, önemlidir. Zira orada bir e, çocuk var. Çocuğun anne diye haykırışları e, yüreği dağılıyor. Ama e, alkolün de etkisiyle orada bir şiddet e, durumu söz konusu. E, yani o nasıl bir şiddettir o görüntüleri izleyemiyor bile insan. Ee, o Samsun'daki olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nasıl bir olaydır bu? Ee, onu nasıl değerlendirmemiz lazım ee, psikolojik tabii, Şimdi, tabii şu anda yani 9 defa şikayette bulunmuş eşi. Yani kadın. Ee, çocuğunu tabii mahkeme kararı olduğu için çocuğun göstermesi gerekiyor. Böyle, böyle bir durumda uzaklaştırma kararı var. Ee, şimdi böyle bir durumda 9 defa bu şikayette vuruyor. Şiddet ya yani bu ee, önlenebilir bir şiddetti bence. Hı hı. Önlenebilir. Şimdi dokuz defa başvurmuş ve bu kişi bu e, kadının şeyi ciddiye e, şu anda alınmamış. Çok açıkça maalesef söylememiz lazım onu. Yani burada e, adli makamlar bu konuda e, muhakkak bu bunu ciddiye almak bu, ki, bu kişi için e, bence bir yasın. Tabii ben orada e, yargıçları e, suçlamak için söylemiyorum bunu. Evet. E, bu e, alkol var. Ve e, e, kişinin de e, sanık olarak görünen kişinin de yüzüne baksanız masum birisine benziyor Gör, görünüşte. Yani böyle şiddet uygulayacak e, psikopat, suça becerikli yani böyle bir kişi olarak gözükmüyor fakat acımasızca davranıyor ve kafasına kafasına vuruyor. Yani evet, insan evet. yani böyle, böyle bir şeyi hele çocuğunun gözü önünde bunu insanlık e, bir insanım diyen bir kimse bunu yapamaz. Niye bu kadar vahşileştik? Niye bu kadar kana susamış hale geldik? Neden bu kadar acımasız olduk? Bütün bunların hepsini iyice analiz... Önceleri daha hızlı bunlar. Gittikçe artıyor bu. Yani 1960'lardan sonra... Peki, Nevzat, bütün Tarhanca, bu. E, evet. Nevzat Tarhanca. Nevzat Tarhanca. Son 3-4 dakikamız kalarak. Bir çözüm önerisi e, yapmanız istense... Ee, evet. Neler söylersiniz yani buradan hani kadına şiddet olayları psikolojik açıdan da psikiyatrik açıdan da nasıl önlenebilir nasıl çalışmalar yapılır derse elbette bu uzun uzun bir araştırma konusu ama kısaca özetçe Nevzat Tarhanca ne söylersiniz hocam yani çözümler ne olmalı e, yarından itibaren tabi şimdi burada e, cezalandırma yönündeki e, işlemler gayet güzel yapılıyor. Yani güzel yasalar çıktı bununla ilgili. Caydırıcı yasalar çıktı. Bu yani yapılabilecek en şeyi meclis konuştu. Mecliste iki defa şiddet komisyonu kuruldu. Bir ilki 2007'deydi. Daha sonrasında 2012-13'lerdeydi herhalde. İkisinde de çağırdılar beni. İkisinde de gittim. Gerekçeleri anlattım. Şiddette böyle canlı şiddet daha çok etkiliyor. Çocuklar şiddeti nasıl öğreniyor? Televizyondaki bilgisayardan şiddetten daha çok Evde, ailede örnek alınan şiddet var. <gülüyor> Çok <gülüyor> e, en Bu şiddet var. Bunun için şiddet öğrenilen bir davranış. Şiddet uygulamak. Sorun çözme, hak arama yöntemi olarak şiddeti maalesef bizim e, yanlış geleneğimizden onun öğretilmesi var. Bu, bu bir kere buna yönelik bir şey yapılması gerekiyor. Bu kültürel yönden yapılması gerekiyor. Yani eke şiddet uygulayabilirsin diye Yine anneler öğretiyor bunu. Anneler diyor ki eze, eze, e, aferin oğlum diyor vurdukça. Küçük evet. yaşta bu oyun gibi vurarken aferin oğlum diyor vurdukça erkek çocuk. Yani böyle çocuk büyütürseniz bu zayıf bir kimsenin karşısında e, Rahatlıkla şiddet uygulayabilir hale geliyor. Yani onun için hatta ya da argo küfür konuştuğunda altıştamak gibi falan. Yani hatta çocuklara biz böyle yumurtanın kabuğunu bile sıkmayın ki yani merhamet duygunuz yok olmasın diye. Bizim atalarımızda da bakın ahı teşkilatı var. Ahi teşkilatında kasaplık yapanlara merhamet duygusu yok olmasın diye onlara senede bir ay bahçıvanlık yaptırılırmış. Yani biz bu değerler çürüyor, kaybediyoruz bu değerleri ve değerleri yani bizim bozulmamız da yani sütün bozulması yenir de tereyağının bozulması yenilmez. Bizim bozulmamız da çok kötü oluyor. Onun için Türkiye'de daha çok artacak. Çok art. klişe olacak ama aileden başlıyor bu eğitim. Ta aileden başlıyor ve burada bizim çözüm dediniz. Biz sebebe yönelik çözüm için bir şu anda bir gayretimiz var ve planlamamız var. Hatta bununla ilgili çeşitli hem failleri hem mağdurları hem aday risk grubundaki kişilerin hepsini ayrıca e, gruplar şeklinde alarak bir e, bir proje yazıyoruz şu anda. Bunu üniversite olarak e, bir, İçişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının içinde olduğu bir projeyle bunu e, bu konuda yani şu ana kadar e, sonuca yönelik e, çareler yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Cezalandırmalar, caydırıcılar yapılsın ama sebebe yönelik ve psiko eğitimin yapıldığı bak klasik eğitim değil psiko eğitim. Onun şiddetle ilgili öfke kontrolüyle ilgili eğitimler var. Bunlar yapıldığı zaman şimdi onlar başladığı zaman şiddet bitiyor. Mesela bu son Samsun örneğini söylerse eğer Samsun'da o 9 defa şikayet edilmiş hanfendi evet. o dönemde şu yapılabilirdi. 9 defa şikayet edilen kişi burada bu yüksek, yüksek makul şiddet potansiyeli var. Böyle kişileri e, cezalandırmak, koruma altına almak yerine bunları rehabilitasyon almak gerekiyor. Disko eğitim faydalı olur mu bu kişiye? Tabii kesinlikle bu kişiyi alacaksınız. Bunun arkasında büyük ihtimal ya kıskançlık paranoyası vardır ya e, bir şekilde yaptığının sonuçlarını düşüneme vardır. Rehabilitasyon merkezine alındığı zaman bütün dünyada bununla ilgili 3 ay 6 ay yatırılıyor insanlar. Kişi reddederse hocam, kişi o eğitimi reddederse? kişi ya zorunlu yapılacak mahkeme kararıyla evet. Üç defa şikayet edilirse demek ki eşi tarafından bu artık böyle bir durum olacak demektir bu yani elinde bıçak olsaydı tabanca olsaydı vuracaktı o zaman yani onun için böyle durumlarda e, devletin böyle durumlarda rehabilitasyon zorunlu rehabilitasyona tabi tutması gerekiyor bu kişiyi alıp cezalan uzaklaştırıp ortada bırakmak değil e, bu kişiler suçlu mu hasta mı buna karar vermek gerekiyor eğer hasta ise tedavi edilebilir. Eğer hasta değil suçluysa da o zaman onları e, şeyden e, tehlike yerinden uzaklaştıracak e, önlemler alınır. Yani şu andaki evet. alınan elektronik kelepçe uzaklaştırma işe yaramıyor. Daha çok erken öfkesini artırıyor. Yani şu andaki yasal önlemlerimiz yani bizim kültürümüze çok uygun değil. Onun için bunların hepsinin çözümleri var, azaltılabilir. Ama bunu topyekim bir proje. Yapılırsa bununla ilgili e, somut adımlar atılırsa e, ben feminist e, değilim yapılır evet. çünkü bizim e, toplumda da bu konuda karşı bir e, bu acımasızlık merhametsizlik ne ne neler e, neler kaybettik neden böyle oluyor diyenler çoğalmaya başladı ama evet. şu anda feministlerin yaklaşımı Özellikle feminizmin bir grubu kadının özgürlük hareketi, faydalı bir grup ama bir grubu var. Kadın erkek ilişkisini kadın erkek savaşlarına dönüştürdü. Doğru. O sana bağırıyorsa sen de ona bağır, o tabak fırlat sen de ona fırlat. Böyle diyen ilişkiler şiddeti daha çok artırıyor. Bunları bunun için e, aile demek rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki demek. Bütün bunları bizim kültürümüze uygun aile eğitimi gerekiyor. Doğru hocam. Bu bizim kültürümüze uymayan aile eğitimi verilirse şiddet daha çok artırıyor ve sokağa çıkıp bağırarak kadına yönelik şiddeti önleyemezsiniz. Bunlar insandaki bazı değerler yıprandığı için, bazı duygular yıprandığı için ortaya çıkıyor. Bunun da çözüm yolları var, hiç zor değil. Ya yani kimse karamsar olmasın. Ya yani evet. bu biraz daha demek ki bedel ödeyeceğiz onu gösteriyor. Ee, çok evet. teşekkür ediyoruz değerli hocam, Rica değerli katkılarınız Rica için. Sağ olun var olun. Profesör Doktor Nevzat Taran'la kadına şiddeti ve önlemleri konuştuk.